Edo döneminin sonunda inanç patlaması yaşayan bir tapınakla tanışın. Shibuya istasyonuna 4 dakikalık yürüme mesafesinde. Dojenzaka ve Hayakkendana, alışveriş pasajının ünlü kafelerini, striptiz tiyatrolarını ve aşk otelleri bölgesini geçerek ulaşılan bir sığınak. Chiyoda Inari Tapınağı. Chozuya, su arıtma salonu. Temiz su depolarlar. Tanrı Aslen Edo Kalesi'nden. Otadokan 1457'de Edo Kalesi'ni inşa ettiğinde, koruyucu tanrı olarak tapınağı inşa etmesi için Kyoto'dan Fusimi Inari'yi davet etti. Fotoğraf şu anki Fusimi Inari'yi göstermektedir. Tokugawa Ieyasu'nun kaleye girmesinden sonra tapınak Momiji Dağı'na taşınmıştır. Edo Kalesi genişletildiğinde 1602 yılında Shibuya Miyamasuzaka'ya taşındı. Edo Kalesi'nden sonra Chiyoda Inari olarak adlandırıldı. Chiyoda Inari'nin Miyamasumitek Tapınağı'nın yanında bulunduğu zamanın haritası. 1923'teki Büyük Kanto depreminden sonra tapınak, Shibuya Hayakkendana'nın yeniden inşası ile birlikte şimdiki yerine taşınmıştır. Edo döneminin sonu. Tapınağın, İmparator Komi'nin kız kardeşi Prenses Kazunomiya Chikako'yu Shogun ailesiyle evlendiğinde koruduğu söylenmektedir. Sonuç olarak, tapınak bir inanç patlamasına sahne oldu. İbadet edenlerin alayını tasvir eden bir nişki tahta baskı korunmuştur. Tanrı'nın Edo Kalesi'ndeki büyük yangının çıkmasını önlemek için bir kehanette bulunduğu söylenir. Ayrıca parlak bir atmosfer de var, bu bölge, eskiden bir çiçek mahallesi olan Maruyama'ya yakındır. Geiko'nun burada ibadet edip etmediğini merak ediyorum. Bölgedeki bir diğer sütun, Nakava Inari Daimyojin. Hayakkendana Sokağı Aslen Kont Nakava'nın ikametgahıydı. Konaktaki Inari'nin tanrısı Inari Sama, kasabanın koruyucu tanrısı olarak oturmaktadır. Tokyo tapınaklarının ilginç bir tarihi vardır. Mantarlar ağaçların arkasında bulunur. Şehirde umutsuzca yaşamak. Tanrı sessizce Shibuya şehir merkezini destekliyor. Thank you.